Merhabalar. Ders 2 part 1. Bugün dersimizin başında sağ taraftaki sekmeleri inceleyeceğiz. Önceki derslerde basit 3-4-5 katlı bir yapı modellemiştik. Şimdi sağ taraftaki aks bölmesi ve daha altındaki eleman kopyalama, yapıştırma ve döndürme sekmesi üzerine çalışacağız. Şimdi biliyorsunuz elemanları biz aksların üzerine tanımlıyoruz. Ama bazen gereksiz akslar tanımlamış olabiliriz bu çalışmamız içinde. Ya da öncesinde gereklidir o aks ama üzerindeki elemanı sildiğimizde gereksiz hale gelmiştir. Mesela şu an gereksiz bir aksımız yok. Ama şöyle birkaç aks tanımlarsak bunların üzerine hiçbir eleman tanımlanmamış olur. Dolayısıyla gereksiz boşta aks olmuş olur. Şimdi böyle küçük basit bir yapıda çok fazla göz tırmalamayabilir ama bu yapı arttıkça özellikle dilatasyonlu yapıları modelliyorsanız şöyle sapsarı aks birleşimlerinden oluşan çirkin görüntüler karşınıza çıkacaktır. Bunu engellemek için şu aks bölümüne geçmeden önce göstermek istediğim bir tuş var. Bakın şurada genel kat düzenleme tuşu var sol üstte. Buna tıkladığınızda en üstte gereksiz aksların iptali var. Buna tıkladığınızda üzerine eleman tanımlanmamış olan aksları silecektir. Şuradan ana menüye dönebiliriz. Evet, şimdi sağdan akslarla alakalı sekmeleri tanıta tanıta başlıyorum. Burada yeni aks butonu var. Zaten bunu göstermiştim. Aks bilgisi butonuyla eminim hiç işiniz olmayacaktır. Onun için hiç kafanızı karıştırmak istemiyorum. Eğik aksla devam edelim. Eğik aks iki nokta arasına eğik bir aks tanımlamanızı sağlar. Şöyle iki noktayı belirleyebilirsiniz. Şu şekilde. Şimdi tabii aklınıza şu gelebilir. Belli noktalar arasına mı sadece eğik aks tanımlayabilirim? Yoksa mesela şuradan geçecek. Şöyle. Yani şuradan 50 santim, şuradan 1 metre geçecek bir aks tanımlayabilir miyim? Mümkün. Geçici yeni akslar tanımlayabiliriz. Şuradan 0,5 dersek eğer yeni bir aks tanımlarız. Bu yeni aksların birleşim noktası artık şurada yeni bir aks oluşturmuş olur. Yeni eğik aksı tıkladığımızda bakınız artık şöyle tam da istediğimiz gibi yeni bir aksımız, eğik bir aksımız oluşmuş olacaktır. Burada paralel aks düzenleme var. Bu çok işlevsel bir tuş. Bastığınızda arkadaşlar şurada sizi yönlendirecek, düzeltecek aksı işaretleyin diyor. Örneğin yapımızda bir değişiklik oldu. 30 santim yapıyı içeri çekmek zorunda kaldık diyelim. Tek tek yeni aks tanımlayıp bunlar üzerine tanımlamakla uğraşamayız. Düzeltilecek aksı seçiyoruz. Referans aks seçiyoruz. Bunların arası normalde 5 metreymiş. Biz ne kadar olmasını istiyoruz? 4,7 metre olmasını istiyoruz. 30 santim içeriye çekeceğiz. Bunu seçtiğimizde direkt içeriye çekecektir. Tabii üst katları çeker mi diye düşünebilirsiniz. Çünkü biz StafWorket'te plan bazında, kat bazında çalışıyoruz. Ama şu var. Bu 4 aksı aslında Z düzleminde sonsuz bir aks. Dolayısıyla üst kattaki tüm bu elemanlar da aslında bu 4 aksına bağlı olduğu için otomatikman onlar da içeriye girmiş oldu. Gördüğünüz gibi hiçbir düzensizlik yok. Sağ taraftan devam ediyoruz. Noktasal aks düzenleme. Bu da önemli bir işlev. Örneğin şöyle bir şey yapmanız gerekti. Sizin yapınız, şu gördüğünüz düzlem 20 santim sağ eğimli yapmanız gerekti diyelim. Ya da 2 metre diyelim ki görüntü daha net olsun. Şu nokta 2 metre olacak şekilde sağa doğru açma durumunda kaldınız diyelim modeli. Şimdi onu diyor ki bakın oraya tıkladığınızda düzeltecek aksın sabit noktasını seçin. Şimdi biz bu aksı düzenleyeceğiz. Sabit noktası neresi kalacak? Burası kalacak. Şurayı ise açacağız. Dolayısıyla sabit noktayı seçiyorum. Sonra aksın değişim noktasını seçin diyor. Değişim noktası burası. Bunu neye göre değiştireceğiz? Şuraya göre değiştireceğiz. Normalde bakın 4,7 metre olan yeri biz 9 metre yapıyoruz diyelim. Tıkladığımızda böyle muntazam yeni bir aksa, eğik aksa dönüştü yapı.
ve üst katlarda da aynı değişiklik muhafaza edildi. Tek yer dışında radye temel. Çünkü radye temeli biz o aksa değil dışarısındaki şu yeni 6x aksına endekslemiştik. Şimdi burada dairesel aks opsiyonu var. Dairesel aksta şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi biz burada çizdiğimiz dairesel herhangi yapıyı sadece döşeme anlamında bahsetmiyorum. Kiriş için de geçerli. Sonlu elemanlara bölüyoruz aslında. Dolayısıyla biz dairesel aksa tıkladığımızda kaç sonlu elemana böleceksiniz? Bunu kaç aksa ayıracaksınız diyor. Mesela 5 dediğimizde okey. Şu iki nokta arasına şu şekilde bir dairesel aks çizmek istiyoruz diyelim. Tıklıyoruz bu iki noktayı ve açıyoruz. Bakın istediğiniz gibi 1 santimetre hassasiyetine bunu ayarlayabilirsiniz. Tabi burada şu var. Yarı çapından daha yüksek bir uzaklığa erişemezsiniz yaptığınız modelinizde. Böyle ayarlayabiliyorsunuz. Tabi daha hassas bir model yapmak isterseniz buradaki sonlu elemanlar sayısını arttırabilirsiniz. Bu şekilde. Bunu tıkladığınızda artık döşemenizi şu aks birleşim noktasından tam 10 tane aks birleşim noktası var. Orayı seçerek işaretleyebilirsiniz. Ama tabii biz dairesel döşemeleri ya da kirişleri bu şekilde modellemiyoruz. Ama ben bunu yine de göstermek istedim. Biz dairesel kiriş ve döşemede modelleyeceğiz. O zaman zaten göreceksiniz. Şimdi bu aksları diyelim uzaklıklarını paralel aksların arasındaki uzaklıkları görmek istediniz hemen hızlı bir şekilde. Şurada ölçü kontrol var. Herhangi bir aksı işaretlediğinizde direkt gösterecektir kaç metre olduğunu. Eğik akslarda da gösterecektir. Hatta diagonal noktalarında uzunluğunu R eşittir şeklinde gösterebilecektir. Her iki nokta arasını görebilirsiniz. Burada tabi göremeyeceğiniz şey herhangi aks arasında değilse eğer bu yapılar mesela aks bağlantıları olmayan yerleri ölçemiyorsunuz. İlla aks bağlantısı olacak. Çünkü sadece aks bağlantılarını referans olarak alıyor. Herhangi bir boşluğu referans olarak alamıyorsunuz. Burada aks kaydırma butonu var. Burada yine düzeltecek aks seçin diyor. Şimdi sadece biz dıştaki aksı düzenlemiştik. Şuradaki opsiyonla. Paralel aks düzenlemeyle. Şimdi bakın aradaki bir aksın üzerindeki elemanları da yine şu şekilde çekerek düzenleyebiliyoruz. Yine üst katlarda da bu değişim geçerli olacaktır. Evet, burada açılı aks opsiyonu da pek kullanmayacağınız için çok işlevsel olduğunu düşünmediğim için size göstermeyeceğim. Şimdi biz birçok tabii elemanı modellerken aslında bir tane elemanı referans alarak onun özelliklerini kopyalayarak gidiyoruz. Burada kısa yollar koymuşlar, eleman kopyalama diye. Tek bir elemanı o tuşu kullanarak kopyalayabiliyorsunuz. Yine aynı tuşu kullanarak şeyini düzeltebiliyorsunuz. Elemanın kendisini düzenleyebiliyorsunuz. Herhangi bir başka yere aktarabiliyorsunuz. Kaçıklıklarını düzenleyebiliyorsunuz. Bu kaçıklık mevzusuna hemen geleyim. Şimdi bakın, bu kiriş kolon birleşimlerinde şu dişler genelde istenmez ve yapılmaz. Dışarıya kadar çekilir kirişler. Biz de bunu modellerken normalde düğüm noktasından düğüm noktasına modellediğimiz için tam ortasından geçiyor aksın kirişimiz. Şöyle yapabiliyoruz arkadaşlar. Sağ tıklayıp kaçıklık döndürmeyi tıkladığımızda bunu yukarıya şuraya kadar çekebilirsiniz elinizle. Şimdi şurada da gösteriyorum. Sağ tıkla, kaçıklık döndürme, zoom yap, elinizle düzelt. Şimdi bunu elle düzeltmek çok kolay çünkü 5 mm hassasiyeti var. Zoom yaptığınızda çok rahatlıkla elinizle bunu ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz o DX'in hesabını yapıp bilgisine girip şuradan DX'e orta akstan son noktaya olan uzaklık olarak elle hesaplayıp buraya rakam olarak da girebilirsiniz. Şimdi bunda şöyle bir kullanış kolaylığı var. Şunları siliyorum. Önceden kaçıklık verdiğim herhangi bir kirişi kopyaladığımda kaçıklık özelliğini de diğer kopyaladığımız kirişlere aktaracaktır. Bu kullanışlı bir özellik. Şuradan devam ediyorum. Eleman seçimine yine buradan yapabiliriz. Şu şekilde. Ama aynı özelliği sağ tıklayarak bilgisine girerek de yapabilirsiniz. Şurada bakın bu güzel bir tuş. Buna tıkladığınızda bütün elemanların
tüm özelliklerini, üzerindeki ölü yükleri, hareketli yükleri, kalınlıklarını, derinliklerini, uzunluklarını tek tek görebiliyorsunuz. Hemen hızlı bir kontrol için bu işlevseldir. Yine silmek için sağ tıklayıp silmeden daha kolayı şuradan silme tuşunu sürekli olarak kullanmak olabilir. Unutmayın CTRL-Z yok bizim programımızda. Hep geri tuşunu kullanacağız. Duvarları kopyalamak için yine bu tuşu kullanabiliriz ama aslında 3 boyut üzerinden biz duvar kopyalama yapacağız. Duvarların hesabını, kopyalamasını, ne işe yaradığını, programın bunları hesaba nasıl kattığını bir sonraki partta inceleyeceğiz.